tam orada bir arkaya geçeyim. Var mı haritam hazır mı? Ee, sevgili izleyiciler, Türkiye içinde operasyon kabiliyetleri yok. Ancak kırıldı ama Güzey yok olmadı. Kuzey Amerika, Güney ve Batı Afrika, Batı Avrupa, İskandinavya ve Orta Asya'da hala eee e, yer aldığını, özellikle lider kadrolarından isimlerin Amerika ağırlıklı, Batı Avrupa ağırlıklı yaşadıklarını, güvenlik kaynaklarının son bilgileri çerçevesinde sizinle paylaşabilirim. Bugüne kadar da 27 farklı ülkeden 130 FETÖ'cü Türkiye'ye getirildi özel operasyonla. Diğerlerinin içinde bütün çalışmalar devam ediyor ve iade dosyaları var. Şimdi tam da bu soruyu bu yüzden soruyorum. Bir yani olarak Kuzey Amerika, Güney, Batı, Af Afrika... Ee, Batı Avrupa, İskandinav ve Orta Asya ee, FETÖ tehlikesi devam ediyor mu? Hande, ve neden? Şöyle devam ediyor. Operasyonel güçleri büyük ölçüde ölçüde kırılmasına rağmen Amerika ve Avrupa dünyada iki ülke darbe yaptırırsa başarılı olur. Diğer ülkeler yaptırırsa darbe yapanı asarlar. O ülkelerin birisi Amerika'dır, diğeri Avrupa'dır. Hı hı. Bunlar ikisi tarafından korunuyorlar. Hala liderleri hayatta ve bunlar eğer Türkiye'de iklim değişirse çok kısa sürede Türkiye'ye gelirler, güçlerini yeniden organize ederler. O nedenle diyorum ki darbe tehlikesi hala devam ediyor. Sen hala devam ediyor. Hala devam. Ben ediyorsun. biraz tehlikesi... farklı düşünüyorum. Peki, ama. alayım. Ee, Bu konuda. Sadece şu ikinci son söylediği konu. Şimdi konuda. neden e, devam ediyor Bugün e, ve itirazınız ha, Hande, ne? Hande şöyle bir cümle Hakan Abi'ye Buyur, geçmeden. Estağfurullah. Bu darbeyi, yani iktidar mı değilse bu tehlike vardı yoksa bunlar burada yaşadıkları için işte liderini Kuzey Amerika tuttuğu için ya da Amerika tuttuğu için Kuzey Amerika ne Allah aşkına Avrupa'da yaşadıkları için mi var? Şöyle Hande hiçbir savaş bir diğer savaşın benzeri olmaz. Hiçbir darbe de diğerinin benzer olmaz yani ha, böyle bu irade darbe bu irade gittiğinde yarın gelip darbe yapacaklar diye kimse düşünmesin Hı -hı. bunlar 40 yıl darbe için hazırlık yaptılar yeniden gelirler geldiklerinde geçmişte yapmış yaptıkları yanlışları bir daha yapmazlar çünkü uluslararası istihbarat desteği ve büyük güçlerin desteği devam ediyor bunları yeniden burada kullanmak isterler o nedenle olur. Geldiklerini bir ay içinde olmaz. Belki 10 yıl içerisinde, 15 yıl içerisinde bunu yapmak isterler. Hı hı. Evet itirazınız var. Şunu şu itirazlıydım Önceki Farklı yani, bir tanımlama. Şunu da mutlaka istiyorum. Hı. FETÖ tehlikesi hala var mı? Şimdi bakınız burada bir hususa dikkat çekeceğim. Hı hı. Ee, bu tür yapılanmaların imajı çok önemlidir. Fethullah Gülen yapılanmasının imajı Türkiye'de bitti mahvoldu. Hak ile yeksan oldu. Yerle bir oldu. Bundan 10 yıl öncesine kadar Fethullah Gülen ve cemaatiyle ilgili olumlu konuşmalar vardı. Olumlu bir hava vardı. Siz böyle bir cemaati ya da diyelim işte o yapılanmayı güçlendirme şansınız oluyordu. İşte o dershanelerde bilmem nerelerde ya bunlar hayırlı işler yapıyorlar. Yurt dışında okulları var bilmem ne yapıyor. Ama şu anda yeni nesilde olsun ya hangi yaş grubu olursa olsun bu insanlar gülen filan deyince nefret ediyorlar. İnsanlardaki imajı yerle bir oldu hak ile yeksan oldu. Şimdi dolayısıyla siz böyle bir yapıyı bir daha diriltmeniz mümkün değil. Yani siz Türkiye'de bir şeyin güçlenmesi için insanların bir gram olsun sempati duyması lazım. Bu sempatiyi kendi elleriyle mahvedip bitirdiler. Yani önce 17-20, şimdi bakın bütün o aralık girişimi, darbe girişimi, ondan önceki havalı rüzgarlı yaklaşımlar, şu dediğimi yap, bu dediğimi yap Türkiye'deki siyasi iktidara karşı. Bunların hepsi özgüven patlamasından kaynaklandı. Evet bir güçleri de vardı ama tarz, uygulamalar, darbe, böyle bir darbede sivillerin öldürülmesi, vatandaşların öldürülmesi. 2500 yıllık Türk tarihinde askeri bir darbe olup da vatandaşını öldüren ilk ve tek darbedir. Hani önceki darbenin iyisi olmaz elbette. Hı -hı. <laughs> Ama öncekilerin <laughs> hiç değilse iki sivil bir araya geldiğinde asker bir duruyordu. Ya bunlar Türk halkını, Türk milletini vurdular. Şimdi her türlü sempatisi toplum nezdinde genç nesilde de, orta yaş grubunda da, ileri yaş grubunda da. Fetullah Gülen deyince kötü bir imaj var artık. Şimdi onlar da, şimdi biz bizler böyle işte gücü koruyor, tehlikeli falan dedikçe onlar da havaya giriyorlar. Kendilerini bir şey falan zannediyorlar. Hayır, imajları öldü. Yerle bir oldular. Ve bunu hala ısrarla orada burada Twitter'da görüyorum. Vaktiyle insanların sevdiği bir takım tipler de var bunun içinde. Sporcu falan gibi. Şimdi bunlar hala yazıp çiziyorlar. İşte şöyle olacak, Türkiye böyle olacak filan. Kardeşim, çıktığınız yol Türkiye'de artık sevilmeyen kötü insanların her türlü kötülük ve melaneti yaptığı bir imaj olarak tanındı. Senin haklılığın, haksızlığın filan burada 17. planda gelir. Ama Dolay evet. yani şöyle bir şey var. E, bin tane yalan atarak hala su bulandıran tipler bunlar bile o tiplere hala e, neden bilmiyorum ama yani Hı -hı. bin yani bu insanların insanımızı öldürdükleri şehit ettiklerini bomba attıklarını izli mermi attıkları unutmuş bir vaziyette hala bunların söylediklerine inanan İnanmak isteyen tezlerini savunanlar bak. O yüzden bu tehlike geçti mi yani? Bir dakika. Dediğim yanlış anlaşılmasın. Hı -hı. Tehlike geçip geçmemesiyle ilgili ben başka bir yöne dikkat Hı -hı. çekiyorum. Meşruiyetini kaybetti diyorsunuz. Ha, 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 gücünü kaybet, gücü, güç. güç. Ya güç diye bir şey vardır. Şimdi siz bir savaşı kaybedersiniz. Bir iktidarı, kaybı şeyleri kaybedersiniz ama toplumdaki imajınız vardır. Dönüp bir gün vaziyeti toparlama umudunuz olabilir. Ha. Bunlarda bu yok. Öldü diyorum. Yok. Ha, tamam. Türkiye'de sevenleri kalmadı. Tamam. Tamam. Şimdi dolayısıyla <laughs> Ha bu demek değil ki bilmem şu konuda tavizler verilsin. Efendim artık FETÖ önemsenmesin falan. Hayır. Ben bunu demiyorum. Bugüne kadar yapılan tüm yanlışlar, suçlar, KHK'lardaki adaletin tesisi vesaire hepsi tamam uygulansın. dikkatli edilsin. Ama sadece şuna dikkat çekiyorum. Şimdi biz bütün konuşmalarımızda diyoruz ki ya arkadaşlar işte güçten düştüler ama dikkat edelim. Tabii ki dikkat edilecek. Ama en mühim ihmal ettiğimiz nokta şu oluyor. Toplum nezdinde, halk nezdinde, milletin gözünde artık ya şuradan anlayın. Aslen Erzurumludur Fethullah Gülen. Evet. Onun darbe yapıp kanlı bıçaklı olduğu kişi yani Sayın Cumhurbaşkanı Erzurum'da en yüksek oylardan birini aldı. Evet en büyük mitinglerden de birini yaptı. Artı. Evet. Hatta ilk üçe mi dörde mi giriyor ne Erzurum'un oy oranı? Şimdi evet, bu şu demek. Kendi memleketinde bile ne yapıyorsun sen ya sen kimsin denmiş Fethullah Gülen'e. Hadi bakayım denmiş. Şimdi bu çok mühim bir ölçüdür. Ha böyle laf edenlere de iyice sinir olurlar. Yarın bir gün benim için de yazarlar çizerler. Zaten mühim değil. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir insanın, bakın her şey bitebilir yeniden canlanmak üzere. Ne bileyim gücü, parası, siyasi iktidarı şusu busu ama bir insana duyulan güven, sevgi ve itimat öldü mü onu diriltemez. Ama Hakan abi çok güzel ifade ettin de şöyle bir boyutu var. Hı. Bu karşına bir daha FETÖ olarak çıkmaz, mete olarak çıkmaz. Ha tamam. Şetö olarak çıktım. İşte istediyorum. Dediğimden şekil, yanlış şimdi sonuca şu varmayın. Hadise şu. Bunlara bak, karşı tedbir alınsın. Şöyle. Şimdi bunlar çıkışı nasıl yaptılar? Bunlar çıkışı sözlü dini hassasiyetleri olan evet Anadolu çocuklarına maneviyat aşılayan, dinini öğreten bir yapı olarak çıktılar. O faz tamamlandı. Orada yalancılıkları ortaya çıktı. Sahtekarlıkları ortaya çıktı. Ruhlarını ve kalplerini okyanus ötesine sattıkları anlaşıldı. Ama bu demek değil ki bunlar bir daha yine aynı şekilde örgütlenir gelir. Hayır, o bu sefer farklı bir şekilde gelir. Bu dönemin ruhu neyse, sureti haktan görünmek diye bir şey var Hayır. ya hani. Bu yani, dönemin ruhu neyse, ona göre gelecek. Mesela şunu mu diyorsun? Makul muhalefet görüntüsü adı altında. Ben sıra peki bana peki geldiğinde ben sıra bana geldiğinde o zaman. Tamam. <laughs> Benim dediğim şu yanlış anlaşılmasın. Bak. Ee, bu konudaki vurgulamalar hep benim izahatımın birazcık farklı versiyon anlaşılmasından kaynaklanıyor. Ben diyorum ki elbette FETÖ ve benzeri örgütlenmelerle ilgili her türlü tedbire, dikkate hiçbir şekilde bunlar elden bırakılmasın. Hı. Gayret edilsin, dikkat edilsin, hassasiyet gösterilsin. Ama şuna dikkat çekiyorum. Bunu yapan kişilerin artık işi kolaylaştı diyorum. Çünkü bu insanlar artık Türk toplumundaki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti veya yurt dışındaki, Türk toplumu nezdindeki imajları çok kötü. Sevilmiyorlar. Hatta nefret ediliyorlar. Çünkü darbe olsun, darbedeki tutumlar olsun, bilmem e, yaptıkları, e, takındıkları tavır, üslup her yönüyle mahvoldular. Bu imajı bir daha siz güçlü bir yapılanmayla burada toparlayamazsınız. Elden bırakılsın demiyorum. Tekrar vurguluyorum ki yine itiraz gelebilir diye. Ama bunu yeniden dirilme şansları bitmiştir Türkiye Cumhuriyeti'nde. Toparlanamazlar. Bunu da şunun için özellikle vurgulamak istedim. Bu yapılanmaya karşı tedbir alan insanlar var ya nedir? Mesela bir savcı düşünün. Bir gayret içinde. Niye bir olayda bir çaba sarf ediyor bir savcı adalette hissetsin falan diye. Ya da diyelim bir hakim ya da ne bileyim bir e, bürokrat, bir siyasetçi. Bu insanların dikkatini çekiyorum. Toplum, evet, gerçekten artık Fethullah Gülen ve etrafında ona sadık kalmış az sayıda insanı hiç sevmiyorlar. Onların en büyük problemi bu. Dirilme şansları da bu yüzden yok. O yüzden alacak alınan tedbirlerde bir gram tereddüt etmeden gereğini yapsınlar devletin e, administrasyon yani devletin yapılanmasının adaletin ve hukukun gayretlerinden bahsediyorum. Ama bir yandan da herkese şunu ifade etmek istiyorum. Zaten gerekenler iyi kötü bazen geri kalıyor bazen daha iyi oluyor ama yapılıyor. Ama zaten bir daha bu ülkede sevilmiyorlar. 10 yıl önceki imajlarıyla bugünkü imajları arasında çok büyük fark var. O kadar büyük fark var ki. Yani bundan 10 yıl önce yahu ben bile Aa, bunlar en yurt dışında okulaşmışlar bilmem ne falan böyle farklı bakıyordum. Sonra son 10 yılı 12 yılı neyse yaşayınca ha, bir takım başka ölçüler kafanda oluşuyor, anlıyorsun. Ama bunu herkes yaşadı. Herkes kimisi bunu 5 kilo yaşadı, kimi 50 kilo yaşadı. Ama Türkiye Cumhuriyeti'ndeki imaj örnek olarak da Erzurum'un oyla ilgili verdim. Olay bu boyutta. Uğraşanlar müşteri olsun. Bir, farklı Onu... bir şekilde bunlar acaba yapılanabilir mi? Ya o Gülen'le olmaz. Gülen. O tayfayla olmaz ve ekibiyle de olmaz. Peki. Başka türlü Zafer Bey'in söylediği başka örgütlenmeler, başka yapılanmalar çıkabilir bu tür tehlikeler. Zaten artık buna dikkat edilsin. Ben de katılıyorum. Hı. Ama Gülen ve tayfası olmaz artık. Olmaz, bittiler.